Previously on the Morocadam. İlk Farkra'yı tutak uçuklatan bir oyun değildi. Yanımıza bir de takım arkadaşları ve sadık bir köpek vermişler. Bir kere daha lahmacun mu yiyeceğiz yoksa artık tatlıya geçecek miyiz göreceğiz. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Darwin Project'i oynayacağız. Ama her şeyden önce isterseniz gelin bir inceleme videosunu izleyelim. Sonra ben yine buradayım. Bekliyorum. Battle Royale. Battle Royale dediğimiz oyun modu eski adıyla Warzy tarafından tanındı, H1Z1 ile modernleştirildi ve sonra çukura düştü. Bir baktık bu H1Z1'den adam olmaz dedi Brandon Green. Bu H1Z1'den var ya adam madam olmaz. Arma 3 modu olan oyun geldi karşımıza ve halk içerisinde anılan adıyla PUBG olarak geçti baş köşeye. Sonra hadi biraz dalga geçelim dedi birkaç yapımcı ve bir baktık Fortnite diye bir oyun çıkmış hem de ücretsiz. Şimdi bu kadar hengame kopan Battle Royale dünyasını bir kenara bırakalım ve bir beyin fırtınası yapalım. Ulan bu kadar oyun piyasaya sürülürken neden daha üzgün bir Battle Royale oyunu göremedik şu ana kadar? İşte tam da bunu düşünürken Darwin Project çıktı karşıma. Battle Royale dünyasının klişelerini alt üst eden oyun dinamikleriyle resmen hayran bıraktı. 10 kişiyle başladığımız oyun içerisinde kullanabileceğimiz 2 tane silah bulunmaktı. Bunlar sırasıyla yay ve balta. Bu kadar. Bunun yanında rakibimizin vücut sıcaklığını %25 derecede düşürebilecek kar topu silahımız da mevcut. Survival ve Battle Royale karıştırılırsa ne kadar güzel olurdu sorusunu resmen yanıtlayabilen tek oyun diyebilirim Darwin Project için. Craft sistemi için tasarlanmış interface kusursuzken eğlenceye doruklarına kadar hissedebilmemiz için ve de hilelerle karşılaşmamamız için sürekli adminlerin oyunu kontrol etmesi de ayrı bir güzel. Şimdi hadi gelin oynanış videosuna geçelim. Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. Şu an lobideyiz. Bu arada Darwin Project'in lobisinden bahsetmek gerekirse biraz alıştırma yapmak için çok ideal bir yer. Yani trainer şeklinde düşünebilirsiniz. İlk öncelikle havadaki cisimleri şöyle bir güzel vurabiliyorsunuz. Buradaki insanlara da, insan evlatlarına da, bak bu insan evladı bana kartopu atıyor. Sen kimsin lan insan evladı? Bu arada lobi içerisinde yine konuşmamız aktif. Hemen konuşalım biraz, trolleyelim ortalığı, Türk olduğumuzu belli edelim. Belli edelim. Hello guys, what's up? I am the Morocadam. Hello, do you copy guys? Hey, what's up Heisenberg? Say my name. You're goddamn right. Okay, listen to me. I hurt myself today to see if I still feel unfocused on the pain, but I remember everything. Turn the radio off. Put the radio on. Put the radio on. Bu arada admin geldikten sonra bir tane daha player gelecek. Ondan sonra oyun başlatılacak. İsterseniz fazla beklemeyelim, direkt oyuna geçelim. Evet, survive dedik ve başladık oyunumuza. Bu arada bu gördüğünüz tahtaları, odunları, ağaçları kesmeyi unutmuyoruz. Hemen şöyle bakalım içeride eğer şey varsa, yer gösterici harita burada yokmuş. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Ne olduğunu anlayacaksınız. Odunları dediğim gibi kesmeyi ihmal etmiyoruz. Odunlar çünkü vücut sıcaklığımız düştüğünde ateş yakmamızı sağlayacak şeyler, etkenler. Yani materyaller. Özellikle şöyle söyleyeyim ben sizlere. Vücut sıcaklığımız düştüğü anda küt diye gidebiliriz arkadaşlar, haberiniz olsun. Böyle koltukları da lootlamayı ihmal etmiyoruz. Burada gördüğünüz harita bizim nerede olduğumuzu ve adamların da nerede olduğunu, yani player diğer rakiplerin de nerede olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi haritada 10 kişi dolaşıyor burada. Şurada Bandok ve Mustang mı artık adını okuyamadığım şahıs birbirlerini öldürecekler birazdan büyük ihtimalle. İkisinden birisi ölecek. Arrow kill veya X kill diyecek. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu arada kar topu da yapabiliyorsunuz. Kar topu da rakibinizin %25 sıcaklığını düşürüyor ve bunun sayesinde de hızlı bir şekilde kill
alabiliyorsunuz. Bir tane adam hakkın rahmetine kavuşmuş bulunmakta. Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle bakıyoruz. Yine dediğim gibi, yine tekrarlıyorum. Odunları ve koltukları ihmal etmeyin. Koltuklar özellikle deri yapmanızı sağlayacak en büyük materyal. Ve de kalkan yapmayı da unutmayın. Ama hepsi için ayrı bir materyal gerekiyor. Craft menüsü böyle Q ile açıyorsunuz. Burada ateş yapabiliyorsunuz buna dokunarak, yani bunu tıklatarak. Ayrıyeten de yine baltanızı güçlendirebiliyorsunuz. Ve de kendinizi, vücut sıcaklığı düşmesin diye, kendinize kürk yapabiliyorsunuz. Bir tane de speedboat. Tabi bunların hepsinin level'ları bulunmakta. Artık materyal topladıkça level'larını yükseltebiliyorsunuz yaparak. Bu gördüğünüz kutuları da açın. İçinden güzel şeyler de çıkabilir. Gereksiz şeyler de çıkabilir. Sizde olan şeyler de çıkabilir. Şöyle biraz kendime arrow taktiği yapacaktım ama ne yazık ki fazla odunum yok. Odunumu çok unharca harcadım. Fazla odunum yok. Böyle böyle işte oyunu gelişiyor. Bu arada oyunda bir etkinlik var. Eğer ben şu an bakın mesela kafamdaki yumurtayı görüyorsunuz. Eğer bu yumurtalardan ben 36 tane daha toplarsam bana altın yumurta verecek. Sonra en sonunda da tavşan yumurtası verecek. Böyle bir etkinlik anlayışı var bu oyunun. Yani yine hani oyun içerisinde yan görevler olur ya, toplamaya çalışırsınız falan. Bu da güzel olmuş. Bu da güzel, harika, efsane, harikulade bir düşünce diye düşünüyorum. Sol altta gördüğünüz map'te petekler bulunmakta. Yaklaşık 7 tane. Bu peteklerin hepsi sıra sıra kapanıyor ve açık olan peteğe doğru ilerliyorsunuz. Vücut sıcaklığımız şu an düşmüş bulunmakta. Onun için bir tane ateş yakıp vücut sıcaklığımızı gereken seviyeye getiriyoruz. Evet, şu an vücut sıcaklığımız gayet normal. O zaman hadi loot yapmaya devam. İlginç bir ses geliyor arkadan. Bir elektroniksel bir alet çalışıyormuş gibi ses geliyor. Bu sese doğru yaklaştığınızda zaten şeyi bulacaksınız. O kutuları bulacaksınız. Kutuları da açmayı unutmayın dediğim gibi. Güzel şeyler çıkabilir. Bakın mesela ben buldum bir tane. Mesela bakın şu an şu ortadaki alan kapanıyor. 44 saniye içerisinde kapanacak. Yani rakipleri 44 saniye verdi. 44 saniye içerisinde eğer çıkabilirsen ne hala, çıkamazsan öleceksin diyor hızlıca. Tabii yine kurtulabilir yani, yine sonlara doğru. Petekler arasında gezinmek kolay. Yani çünkü küçük bir map'teyiz. Ve oyun şu an erken erişimde. Tabii ileride genişletilebilir. Belki oyuncu sayısını yükseltebilirler. Bu yine yapımcılara kalmış bir şey. Bu arada her hafta video atmaya çalışıyorum. En son Kelly ile video çektik. Orada bayağı bir arkadaşımız beni gördü ve kanala geldi. Takip edenleri ve abone olanları da teşekkür ediyorum buradan. Yeniden. Devam ediyorum fazla konuşmadan. Bakın mesela oyunda bir tane Türk vardı. Türk birazdan ölecek gibi. Yukarıda ne kadar damage attığını falan gösteriyor. Evet, iki kişi aynı anda öldü. Şu an oyunda 6 kişi kaldı. Biz şu an 6. kişiyiz. Bakalım neler olacak. İncelemede de bahsettiğim gibi oyunu adminler kontrol ediyor. Bunun için sıkıntı yapmanıza gerek yok. Yani eğer bir hile görürseniz reportlamanız yeterli. Kısa süre içerisinde zaten banlanıyor diyebilirim sizlere. Ve ben şunu da düşünüyorum. Oyun hak ettiğin yerde değil ne yazık ki. Çünkü hakikaten kendine özgün bir oyun. Yani hani YouTube'da kendine özgün içerikler görünce hani insanlar izlemeyi sever ya, çok özgün bir içerik ve kaliteli bir içerik olmuş derler hani. Hani benim videolarımı diyorlar ya, ego neyse. İşte onun gibi. Ya, bu da özgün bir oyun olmuş. Yani kendine özgün bir Battle Royale anlayışı var bu oyunun. Ve bunun için benim favorim. Ve ben bu oyunu seviyorum. Eğer siz de beraber oynamak istiyorsanız benimle, Discord adresimiz de zaten açıklamada bulunuyor. Neyse. Ne konuştum be moruk. Odunları kesmeye devam. Etrafımızda adamlar olabilir. Onun için dikkatli olacağız. Be careful man. Evet, şurada gördüğünüz kırmızı şeyler adamın yaptığı lootlar. Hani kestiği şeyler falan. Adamla birazdan karşılaşabiliriz. Oyunun güzelliklerinden bir tanesi de şu. Mesela burada adam odun kırdı diyelim. Veya işte bir tane koltuk lootladı diyelim. E'ye basılı tuttuğunuzda adamın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Adam yaklaşık 170 metre uzağımızda. Ben şuradaki odunları lootlayacağım ama her şeyden önce bir ateş yakmam gerekti galiba. Ateşten önce biraz arrow yapalım. Dursun bir kenarda. 10 tane yeter diye düşünüyorum. Biraz da bileyleyelim baltamızı.
Bir tane de ateş yakalım. Birazdan yine E'ye basılı tutup adamın yerini tespit ederiz büyük ihtimalle. Evet, şu an 95 metre önümüzde. Adam şu an geldi. Vuramadı. Adamı güzel bir şekilde vurduk. Şu an adam görünmezliği kullandı. Elektronik partla özellikler edinebiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Ve adam gebermek üzere şu an. Evet, adamı az önce headshot atarak öldürdük. Gayet güzeldi bu. Bir de özellikle videoda olmamız ayrı bir güzel. Şöyle biraz ateşten yararlanacağım ama ateşimiz sönmüş. Adamı lootlayalım hemen. Şimdi fight attığımız için diğer adamlar, diğer rakiplerimiz de nerede olduğumuzu artık biliyor. Hemen bir ateş yakacağım. Ateş yakmama gerek yokmuş aslında. Aid kitimiz yok. Aid kitten dolayı biraz dezavantajımız bulunmakta. Çünkü 2-3 oka gidebiliriz. Şöyle biraz ok yapalım biz de. Bir tane de armor yapalım. Biraz daha baltanın levelini yükselttikten sonra bir tane de speedboat yapalım. Bunlar önemli. Evet, bir tane daha herifin teki geldi. Şu an öldürecek büyük ihtimalle bizi ve öldürdü. Büyük ihtimalle ilk 3'ün içerisine girmiş bulunmaktayız. Bakalım, evet, rankımız 3 diyor. O zaman biz de 3. olmuşuz. Gayet güzel. Bu arada öldükten sonra rakiplerinizin neler yaptığını, oyunun nasıl sonuçlanacağını da izleyebiliyorsunuz. Bakalım bir dahaki oyunlarda neler yapacağız. Bu kadardı video. Eğer hala takip etmiyorsanız ve YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İşiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin, tencereniz kaynasın ve de maymununuz oynasın. Goodbye Minecraft. Görüşürüz. Bye.